Denizcilikte bir kere Karadenizliyiz. Tabii deniz kenarında doğduk. Espriyle başlayalım. Biz daha yokken dahi rahmetli dedemin ve rahmetli babamın Trabzon Soçi çalışan büyük mavnaları vardı o zaman. Bunun bize bir aktarması falan olmadı ama Marmaris'te 30 yıllık bir iş ve ticaret hayatımda, turizmde yatçılıkla başladık. Yalova'da Tersaneler Birliği'nin ben kurucu üyelerindenim. Orada da A sınıfı bir tersanem vardı. Daha sonra yine işlerimizi dağıtmayalım diye Marmaris'te kaldık. Marmaris'te ilk önce tersaneciliği sadece yatla başlayıp 2,5 dönüm bir 3 hangarla başladık. Dubai'ye o zaman yat yapıyorduk. Malum krizden sonra işi büyütme kararı ve değiştirme kararı aldık aslında. Şu anda hem hangarlarımız ve içeride bir tane 40 metre tam su kınır bir yelkenlimiz var, çelik imalat. Bozburun bölgesi, yat bölgesi olmasına rağmen ilk çelik imalat da bizdedir. Bir tane de 18 metre yine yurt dışına yaptığımız bir kompozit katamaranımız var. Esas iş ağırlığımız şu an yaklaşık 55 bin metrekare karada park, ciddi bir çekek ve yat yanaşma yerimiz var. Bu sene itibariyle zannedersem 130'un üzerinde, ki bunun 80'i mega yat sayılacak 35 metre üzeri, 30-35 metre üzeri yatlardan oluşuyor. Yat bağlamamızda rıhtım inşaatımızın %70'ini bitirdik bu yaz. Şu an yat bağlıyoruz. Ama projelerimiz devam ediyor. Yatları indirmeye başladık. Malum sezon açılıyor. Zannedersem önümüzdeki sezon panton kalıplarımız geldi. 4 metre en 20 metre boyunda. Yaklaşık denizde de 600 yat kapasiteli bir yat yanaşma ve marinamız devam ediyor. 500 tonluk travel lift'le önümüzdeki sezon tekne çekimine ve hizmete öyle başlamayı düşünüyoruz. Marinacılık şu anda Türkiye'de bana göre en gereksinimli işlerden ama en az yatırım yapılmış iş gruplarından bir tanesi. Geçen yıl itibarıyla Akdeniz'deki yüzen teknelerin %2'sine hitap eden bir marina grubumuz var, yat çekek grubumuz var. Şöyle söyleyebilirim. Marmaris'te mesela bundan 5 sene, 6 sene evveline kadar yine hizmet veren mavi yolculuk dediğimiz ve küçük yelkenlilerle de ekstra kira verilerek yapılan charterların hemen hemen %50'sinden fazlası Baltıklara kaydı. Çünkü yat yanaşma ve karada parkı bulamadıkları için. Ege'de yapılması gereken, bana göre bizim yerimiz Loçatürk gibi onlarca yeri daha kaldıracak ve bittiği zaman hiçbir şekilde müşteri arayacaklarını düşünmüyorum. Baltıklara kayan ve Yunan'da dahi olan teknelerin bana göre çok büyük bir çoğunluğu Türk sularında zaten geziyorlar. Türkiye'ye çekilebilir. Şimdi en büyük sorun malum Türkiye'deki bürokrasi. Özellikle çekek ve marinaların çok ciddi anlamda bürokratik sorunları var. Neleri var? Mesela geçen seneden itibaren yapılmış olan Ege bölgesinde özellikle ananevi ve geleneksel olarak bir ahşap yatçılık mevcuttur. Bu ahşap yatçılığı tarlalardan ve küçük imalathanelerden almak için çok alel acele bir kararla iptali istendi. Bunun yanında gerçekte çekek olan ve yat yanaşma olan yerlerin ruhsatları iptal edildi. Ama bunları bir şekilde açtık, şu anda önümüz açıldı. Sıkıntılarımız sadece
Denizcilik Bakanlığı'nın ve müsteşarlıktan da biz bunlarla istişare halindeyiz. Teşekkür de ediyorum. Metin Başkanımız cidden sorunlarımız vardı, bizimle ilgilendi. Sorunlarımızı %90 aşmış vaziyetteyiz ama Türkiye ekonomisine, denizciliğe çok ciddi faydası olan Karada Park, çekek ve yat yanaşmanın çok daha ciddiye alınıp yatırımcının önünün açılması gerekiyor. Sayın Murat Kıran'a da buradan selamlarımı iletiyorum. İnşallah yakın bir zamanda da beraber olacağız. Çünkü Gemi İnşa ve Sanayiciler Birliği'ne buradan ben bir de bir selam göndereyim. Egeli, Bozburunlu, Marmarisli gemi inşacılardan. Tamam, biz büyük tonajlı gemiler yapmıyoruz ama yatçılık Ege'nin, Akdeniz'in kalbi. Çok ciddi bir yat imalatımız var ama GİSBİR'in bu anlamda da gerçekten desteğini, yardımlarını bekliyoruz. Gerçi biz onlardan bir şeyler istemedik şimdiye kadar ama bundan sonra muhakkak ki olacak. Çünkü bu iş artık babadan kalma yöntemlerle yapılan Bozburun'da bizlerin vasıtasıyla çok daha modern, bugün Avrupa'ya ihraç ettiğimiz çok ciddi yatlarımız var. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Şu anda dünyanın en büyük ve Guinness Rekorlar kitabına hazırlanan 156 metrelik lamine yat Bozburun'da benim tersanemin yanında yapılıyor. Dünyada bir eşi benzeri daha yok. Yaklaşık 300 milyon euro ile başlanmış. Belki 500'leri bulacak bir yat. Bunlar Türkiye'nin tanıtımı için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bozburun'un ve Bodrum'un özellikle guletleri ve yatları için de gereken desteği ben GİSBİR'den alabileceğimizi düşünüyorum. Arkadaşlarıma da görevlerinde başarılar diliyorum. Şimdi öncelikle tabii Karadeniz dediğimiz zaman adı üstünde. Mesela Trabzonspor'un kendine ait ama atıl durumda olan hemen tesislerin altında çok güzel bir marinası var. Küçük bir cep marina ama çok büyük bir tesis ve Karadeniz'e hizmet edecek çok güzel bir marina olabilir. Sadece atıl durumda. Biz burada tabii ki onu da hem denizcilik camiasına hem Trabzonspor'a faydalı olacak şekilde kazandırmaya çalışacağız. Burada GİSBİR'in de yardımını isteyebiliriz aynı zamanda. Artı Trabzonspor'un denizde yüzmeyle, yelkenle, mesela çok küçük bir Trabzonspor'a şubesi olmayan ama Trabzonspor, adı Trabzonspor olan çok güzel bir yelken kulübü var. Minikler, başında Mehmet Çakıroğlu'dur. Kuruldukları yıl Türkiye'nin en ünlü takımlarını geçerek 16-17 tane kupa aldılar. Bu çocuklara da tabii gelişmesi için katkıda bulunacağız. Trabzon adı üstünde Karadeniz fırtınası, denizcilikten ve denizcilik camiasından uzak kalmasına biz müsaade etmeyiz. Trabzon halkının da bir şekilde denizde ve denizcilikte çok daha fazla iç içe olmasına yardımcı olacağımı düşünüyorum.